Anlatsam ben de uğraşayım. Ben anlatsam ben de uğraşayım. Demek ki yapamayayım. Annem ayrı mı uğraşayım? Ha burada sen çok. Hadi kızım gel daha gel. Yem vereyim. Yok mu altı olacak? Evet. Evet. Gel bakalım ne kadar bir şey. Bir kış olmaz. Bana hep boşluktan vurma. Öyle şeyler de öyle korkar ki. Korkar mı? İlah, o da yürüt. Bu yanına da bir istasyon. Gel, darın bir şey açayım. Tamam, darın. Hadi çatap başını atalım. Bana sorma, benim ne var? Anlatsam ben de uğraşayım. Ben anlatsam ben de uğraşayım. Demek ki yapamayayım. Annem ayrı mı uğraşamayayım? Hadi kızım gel daha gel. He? Yok. Daha yenge. Yok sağ ol. Döktük. Gel. 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 Benim ineğim olmadığı için ben komşuya yardıma geldim. Hayvanları yıkayırık. Hayvanları yıkamak dedelerimizden bize bir geneliktir. Kovalardan su ısıtırık. Sabunla kovalarla suları ısıttıktan sonra hayvanları yıkarık. Kışa hazırlık, hayvanlar temiz olsun der. İlaçlarız. Dinimizde böyle biliriz. Böyle gördük, böyle yaparız. Bir tane kadar yıkayacak. Güzel fırçalamış mı önünde? Bu yanki tarafın ziynet. Ver bana ziynet. Bugün inekleri yıkadık. Dün de babaanneminkileri yıkıyorduk. Normalde bazı yerlerde 5-6 defa yıkıyorlar böyle sürekli kirlendikleri için. Ama biz zaman olmadığı için 2 defa yıkayabiliyoruz. Ya da 1 defa yıkayabiliyoruz senede. Temizlememiz gerekiyor. Odunları getirdik aşağıdan yukarıya sırtımıza. Kazanda kaynattık sularını, yıkadık. Attı Samet. Babaannemden. Bugün hayvanları yıkıyoruz. Hayvanlar kirlendikleri için senede 2 defa sığla hayvanlarımızı yıkıyoruz. Dedelerim, analarımızın cenelekleri. 18 tane yıkadık dün. Bugün de 4 tane yıkadık. Toplam 20 tane var. Mikrop şey topladıklar için, mikrobin şey etmek için vücudunda. Odun topladık, ateş yaktık. Ondan sonra su ısıttık. Ailece hep beraber yıkıyoruz.